Ölünceye kadar seni bekleyecekmiş. Sersem. Ben seni beklerken ölmem ki. Beklersem. Gerçek adı Halit Özdemir Arun olan ama tüm Türkiye'nin Özdemir Asaf olarak tanıdığı şair, özlü, ironik ve kısa şiirleriyle hayatımızı süslemiştir. Geleceğim bekle dedi, gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. 1 Haziran 1923'te Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir kısmını Galatasaray Lisesi'nde, daha sonra Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde önce Hukuk Fakültesi, ardından İktisat ve Gazetecilik Yüksekokulu'nu devam ederken 1947 yılında eğitim hayatını yarıda bıraktı. Ben kattım sana biraz, öyle sevdim seni. Çünkü sen de bensiz o kadar güzel değildin hani. Okulu bıraktıktan sonra sigorta prodüktörlüğü, gazetelerde çevirmenlik, çevirmen olarak çalışıyor. Kendi şiir kitaplarını basmak için sanat basım evini kuruyor ve matbaacılık hayatına başlıyor. 1955'te Yuvarlak Masa adlı yayın evini kuruyor. Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum. Ben gülüşüne öldüm, o ölüşüme güldü. Farklıydık işte. Sıradan kelimelere olağanüstü anlamlar yükleyebilen şairin dizelerinde aynı zamanda bir düşünce de gizlidir. Düz yazıyla şiir arasındaki o ince çizgiyi şöyle anlatır Özdemir Asaf. Her insanın bir öyküsü vardır ama her insanın bir şiiri yoktur. Akımların ve dönemlerin dışında kalmayı seçmiş, kendine özgü bir dil kullanmıştır Özdemir Asaf. Benim söylemek için çırpındığım gecelerde siz yoktunuz. Gelmem dediğime bakma. Eğer geliyorsam, eğer gideceksem bırakma. Çocukluğundan beri R harflerini söyleyemez Özdemir Asaf. Hatta ilkokulda öğretmeni onlara tek tek şiir okutur. Fakat sıra Özdemir Asaf'a geldiği zaman onu atlar, diğer arkadaşına okutur şiirleri. Tabii buna çok içerleyen Özdemir Asaf bir gün öğretmenine sorar. Öğretmenim, bana neden şiir okutmuyorsunuz? Öğretmen ona der ki, ah çocuğum, sen şiir okumuyorsun, şiirin canını okuyorsun. Bir gün taksiye biner şair. Taksici dönüp ona der ki, buyurun neye? Özdemir Asaf bakar ki taksici de kendisi gibi R'leri söyleyemiyor. Şimdi Kayaköy dese taksici alınacak, onunla alay ettiğini falan düşünecek. Eminönü diyor. Eminönü'nde iniyor ve Karaköy'e kadar yürüyor şair. 1955 yılında ilk şiir kitabı olan Dünya Kaçtı Gözüme ile yaşamımıza giren Özdemir Asaf, aradan geçen 65 yıla rağmen ölümsüz, evrensel ve tüm zamanların şairi olarak kalmayı başarmıştır. Kim o deme boşuna, benim ben, öyle bir ben ki gelen kapına, baştan başa sen. Eğer şiiri aza indirgeme sanatı ise bunun en iyi örneklerini Özdemir Asaf şiirlerindedir. Özdemir Asaf bir gün oğluyla birlikte dışarıya yemeğe gider. Mevsim sonbahardır ve kurumuş yapraklar caddelere dökülmüştür ve çok güzel bir görüntü seyretmektedir. Birlikte otururlar, yemeklerini yerler ve Özdemir Asaf oğlunu uzun uzun mevsimden bahseder. Sonra çantasından bir kağıt kalem çıkarır, hızlı hızlı yazar. Düşünmeden arkalı önlü bütün sayfayı doldurur. Sonra okur, tekrar okur. Biraz düşündükten sonra ilk ve son satır kalmak şartıyla aradaki bütün satırların üzerini karalar ve ortaya şöyle bir şiir çıkar. Zaman her şeyi süpürebilir, sonbaharı süpüremez. Şair ünlü Lavinia şiirini üniversite yıllarında aşık olduğu kız için yazar.
şiiri bir şiir yarışmasına gönderir ve yarışmada şiiri birinci seçilir. Ve ona kürsüye çıkıp şiirini okumasını söylerler. O bu teklifi kabul eder, kürsüye çıkar ve o sırada sevdiği kız da o salondadır. Şiir okumaya başlarken birden sevdiği kız salondan çıkar ve salonu terk eder. Şair çok üzgündür, kalbi kırılmıştır. Gerçi şiiri yazdığı hanımefendi o şiiri onun için yazdığını bilmiyordur. Hatta ona aşık olduğunu da bilmiyordur. Ve şair şiirini okumaya devam eder. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia. Ve o gün hanımefendiye aşkından bahsetmemeye, hatta bu aşktan hiç kimseye bahsetmemeye karar verir. Aşık olduğu kadın Mevhibe Meziyet Beyat'tır. Mevhibe Hanım ona aşkını ilan etse bile ona karşı hiçbir şey hissetmiyordu. Çünkü Mevhibe Hanım önce resim hocasına, ardından da ünlü gazeteci İlhan Selçuk'a aşıktır. Mevhibe Hanım eski bir valinin kızıdır. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmiştir. Resim öğretmenliği ve stilistlik yapar. O kadar güzel bir kadındır ki devrin bütün erkekleri ona aşıktır. Hatta ona aşık olmalarının tek nedeni onun güzelliği değildir. Yakın arkadaşı bunu şu şekilde anlatır. Mevhibe'nin o kadar güçlü bir sezgi gücü vardır ki bir bakışıyla insanların akıllarından geçeni okur. Bakışlarıyla insanın ruhunun derinliklerini öylesine kavrar ki hissettikleri her şeyi tek tek okur. Hatta Özdemir Asaf bu yüzden ona öldürmekten daha beter anlıyorsun insanı demişti. Mevhibe Hanım bir gün bir otelde karşılaştığı İlhan Selçuk'la birbirlerine aşık olurlar. Tabii bu çok güzel kadına İlhan Selçuk da aşık olur ve bir süre sonra da evlenirler. Bu evlilik 2 yıl sürer, 2 yıl sonra ayrılırlar. Ama bir ömür süren bir dostluk vardır aralarında. Zaman içinde Özdemir Asaf da evlenir, çocukları olur. Ve yaşamak değil de beni bir telaş öldürecek dediği gibi genç sayılacak bir yaşta İstanbul'da 1981 yılında hayata veda eder. Şiir kitaplarından hatırladıklarım: Dünya kaçtı gözüme, sen, sen, sen. Çiçekleri yemeyin, yalnızlık paylaşılmaz, nasılsın gibi şiir kitaplarıdır. Ayrıca ölümünden sonra basılan hikaye kitabı vardır. Dün Yağmur Yağacak isimli. Şiirden ve edebiyattan bahsetmişken küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu programa Altı Çizgi Cümleler ismini vermemin nedeni, anlattığım şairleri ve yazarları birçok kişi bilir, anımsar, hatta onun bir şiirini ve mutlaka bir öyküsünü, romanını okumuştur. Özellikle bilgi çağında bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken, internet ortamında bu insanların, bu edebiyatçıların eserlerini, hayatlarını, biyografilerini çok rahat öğrenebiliriz. Fakat asıl amacım bu edebiyatçıların insan olan taraflarını, aradaki o küçük hikayelerle o şiiri ya da o romanı nasıl yazdığını, hangi düşünceyle, hangi ortamda, hangi aşkla yazdıklarını anlatabilmekti. Umarım yeterince başarılı oluyorumdur. Şimdi size yeni çıkan kitaplardan biri olan Çember isimli kitaptan bahsedeceğim. Çember, Duysal Deneyici Tatlısu'nun ilk kitabı. Ve bu kitabın çok önemli bir özelliği de var. Duysal Tatlısu bu kitapta yer alan Çember isimli öyküsüyle 2020 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almıştır. Ve aynı isimle de bu öykü kitabını yayınlamıştır. Kitapta birbirinden güzel öyküler var ve hepsini tek tek okudum. Kitabın bir özelliği de edebi kaygılardan uzak, süslü cümlelerden ziyade çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla uzun süre sonra karşılaştıktan sonra onun anlattığı bilmediğiniz hikayeleri onun ağzından dinlemek gibi bir şey
anlatım şekli. Kurgusu, hikayelerin anlatımı, okuyucuya verdiği o duygu inanılmaz güzel. Bütün hikayelerini çok çok beğendim. Hatta bazılarının acaba sonu ne olacak, nereye varacak, nasıl bir mutlu sonla bitecek ya da mutsuz sonla bitecek şeklinde merak uyandıran hikayeler. Ben genellikle hikayelerde başı sonu belli olan, yani hikayenin sonunu okuyucunun hayal gücüne bırakılmayan hikayeleri sevmişimdir. Ve bu hikayelerde aynen öyle. Başı sonu belli olan hikayeler ve duyguyu direkt okuyucuya aktaran tatlı öykülerle dolu. Ben çok beğendim. İnşallah okuyunca sizler de çok beğenirsiniz. Duysal Hanım'ın da yolu açık olsun. Başarılar diliyorum kendisine. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.